Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız Amerikalı yazar Catherine Browning'in çay sunumu büyük ilgi gördü. Biz de sizler için bu hafta yemek tarihçisi yazar Charles Perry'nin Türk mutfağının medarı iftar baklava hakkındaki konuşmasını hazırladık. Dilerseniz şimdi baklavayı ve tarihçesini bir Amerikalı'dan dinleyelim. Stone, Los Angeles Times ve LA Weekly gibi saygın yayın kuruluşlarında yazarlık ve editörlük yapmış olan Amerikalı yazar Charles Perry, dünyanın birçok dilini konuşabilen bir yemek tarihçisi. Orta Doğu mutfağına özel ilgi duyan yazar, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta aralarında Türk, Ermeni ve Rumların da bulunduğu bir dinleyici kitlesine baklavanın tarihini anlattı. Baklava gerçekten çok ilginç konulardan biri. Hepimiz baklavayı biliyoruz ve baklava o mis gibi kokan tereyağlı, çıtır çıtır haliyle çok özel bir tatlı. Türkiye'ye gittiğinizde baklavayı hep kare şeklinde görmezsiniz. Bir pasta dilimine benzer şekilde de görebilirsiniz. Ve buna havuç dilimi denir. Peki baklava nereden geliyor? 2 yıl önce Türk basınında bununla ilgili büyük bir tartışma oldu. Soruyorlardı, baklava Yunanlılara mı ait yoksa Türklere mi? Ben de arkadaşım Nevin Halıcı sayesinde tartışmaya dahil oldum. Kendisi yemek kitabı yazarıdır. Ailesi Türkiye'de 80'lerde ve 90'ların başında yemek sempozyumları düzenlemişti. Ve bu sempozyumların birinde onlara bir kağıt sundum. Kağıtta baklava Yunanlıların olamaz. Baklava Türklere ait olmalı yazıyordu. O da bana Charles, Türk halkı için bu çok hoş dedi. There is no history. Akdeniz'de Türk toplumundan önce kat kat hamur açma kültürüne dair ne bir tarih ne de bir gelenek var. Yunan bilim adamı Fedon Kuklas, Bizans Toplumu ve Medeniyeti adlı kitabında baklavanın antik Yunan'da var olan bazı örneklerini bulduğunu söylüyor. Ama undan, hamurdan ya da yufkadan bahsetmiyor. Tek bulabildiği ezilmiş susamdan yapılan kekimsi bir tatlı. Yani Kuklas yanılıyor. ...15 yıl kadar önce Yunanistan'da bir panele katılmıştım. Yanımda Kaliforniya Üniversitesi'nden Spiros Veriones oturuyordu. Bu zat Yunan geleneklerinin Anadolu'da ve Orta Çağlar'da varlığını nasıl sürdürdüğünü anlatan önemli bir kitap yazmıştır. Kuklas'ın iddiasını o panelde o da dile getirdi. Ben de Kuklas'ın kitabından yaptığım bir alıntıyla nerede yanlış yaptığını anlattım. Yunanlı dinleyiciler buna hafifçe tepki gösterdiler. Panelin moderatörü beni susturmak için parmağıyla masaya bile vurdu. Ama gerçeği söylemek zorundasınız. Veriones eleştirime biraz isteksizce de olsa katıldı. Bay Perry önemli bir noktaya parmak bastı dedi. Çok katlı ya da katmerli tatlıların antik Yunan'da bir örneği yok. Akdeniz havzasında da bir örneği yok. Ama Orta Asya'da var. Kaşgarlı Mahmud in Turkish. He wrote a
Türklerin Anadolu'ya göçmesinden sonra Kaşgarlı Mahmut büyük bir sözlük oluşturuyor. Zamanına göre çok üst düzey bir bilimsel dikkatin eseri. Değişik lehçeler arasındaki aynı sözün kullanım farklılıklarına bile işaret ediyor. Orta Çağ'ın en önemli sözlüklerinden biri. O sözlükte yemeklere dair de başlıklar var. Başlıklardan bir tanesi yufkayı tarif ediyor. Yufka, saçın üzerinde ince olarak açılmış hamurun adı. Kaşgarlı Mahmut, katma yufka diye bir şeyden bahsediyor. Bu da katmerli yufka demek. Arapçası hubz mukaddam. Çok katlı dürülmüş yufka manasına geliyor. Orta Asya'da bütün Türk milletleri yufka yapar. Yufka katmerli hale getirilip kullanılır. Tatarlar mesela yufkayı tereyağı ile bezeyip dürerler. Ve çay ile birlikte size takdim ederler. Özbekler biraz daha tutkuludur. Onlar çiğ hamuru açıp saçın üzerinde biraz kızartırlar. Sonra çevirip diğer kızarmış olan tarafın üzerine daha önce hazırlanmış kızarmış et ve soğan karışımını dökerler. Sonra çiğ bir yufkayı bunun üstüne eklerler. Çiğ olduğu için hemen yapışır. Sonra çevirip bu çiğ tarafı pişirirler. Bu sefer et soğan karışımını pişmiş olan tarafın üzerine döküp bu işlemi tekrarlarlar. Sonuçta 9 katlı bir sandviç ortaya çıkar. Benzer tekniklerin diğer Türk milletleri tarafından kullanıldığını da biliyoruz. Katmerli yufka Türk mutfağının bulusudur. Bunu destekleyen bir kanıt daha var. Topkapı Sarayı'nda Ramazan'ın 15'inde kutsal emanetler ziyareti açılırdı. O gün Yeniçeri bölükleri İstanbul'a gelirdi ve her bölüğe saray mutfağında hazırlanmış iki tepsi baklava verilirdi. Bu baklava tepsileriyle birlikte İstanbul sokaklarından geçerlerdi. Buna baklava alayı demişlerdir. Kendine ait bir töreni olan tek tatlıdır baklava. Bence bu baklavayla saray mutfağı arasındaki ilişkiyi gösteren önemli bir delil. Bu sebeplerden dolayı baklavanın Türklere ait olduğunu söyledim. Bu arada Fars ve Azeri mutfağıyla alışverişi olmuş olabilir. Saray mutfağında çalışan farklı etnik kimliklere sahip insanlar vardı. O zamanlar milliyetçilik fikri bu kadar güçlü olmadığı için bu çalışanlar kendilerini geniş Osmanlı kültürünün bir parçası olarak görüyorlardı. Ben baklava Türklere aittir derken aslında onun pek çok milletin katkısıyla oluşan Osmanlı kültürünün bir ürünü olduğunu kastediyorum. Baklavaya şurup eklemenin Fars mutfağıyla bir alakası olup olmadığını bilmiyorum. Ama iyi bir baklava az şurupla yapılandır. Çünkü baklavanın gevrek olmasını istersiniz. Lapa gibi olmasını değil. Gaziantep'te anlatılan bir fıkra var. Adamın biri baklavacıya gider ama baklavayı beğenmez. Satıcıya neden kötü olduğunu sorar. Satıcı tereyağının kötülüğünden, hamurun doğru açılmadığından dem vurur. Adam hayır der. Bu baklava kötüydü çünkü ısırdığımda çıtırdamalıydı. Her tabakası ayrı ayrı kırılmalıydı ağzımda der. But that baklava went mucuk. Halbuki bu baklava vıcık vıcık.
Yani şurubu mümkün olan en az seviyede tutmalısınız. Şekerin orta çağlarda az bulunur bir şey olduğunu hesaba kattığımızda baklavanın orijinalinin az şekerle hatta şekersiz yapıldığını düşünebilirsiniz.